Herkese merhaba, ben diyetisyen Müşra Nur Ceylan. Bugün sizlere kış mevsimini sağlıklı geçirmenin tüyolarını vereceğim. Özellikle kış mevsiminde genel olarak diyete uyumlarda, daha doğrusu sağlıklı beslenmeye uymada biraz zorlanmalar olduğunu görüyoruz. Çünkü kış mevsiminin gelmesiyle birlikte üşümeler artıyor ve üşüme arttıkça aslında vücudumuzun enerji ihtiyacı da artmış oluyor. Vücudumuzun enerji ihtiyacının artmasıyla birlikte de bireylerde daha fazla yağlı, tuzlu, sıcak yiyecekler yönelim görebiliyoruz. Böyle durumlarda yağ oranımızın arttıkça bağışıklığınızın düştüğünü unutmamalısınız ve yiyeceklere karşı yaklaşırken de yağ oranınızı arttırmayacak yiyecekleri tercih etmeye özen göstermelisiniz. Özellikle kışın danışanlarımızda ve diğer bireylerde karşılaştığımız en büyük sorunlardan bir tanesi de su tüketimi oluyor. Su tüketimi soğuklarla birlikte birey havalar sıcak olmadığı için susadığının farkında olmuyor ve soğuklarla birlikte su tüketiminde de bir azalma görülüyor. Fakat burada danışanlarımıza ve bireylere önerimiz şu şekilde oluyor. Kesinlikle su içmek için susamayı beklememeleri lazım. Çünkü havalar soğuk olduğu için susama hissiyatını hissedemeyebiliyoruz. O yüzden acıktıkça sürekli su içmelerini öneriyorum. Çünkü acıkma hissiyle susama hissi birbirine karışabilen hisler. Bu nedenle acıktıkça öncelikle su içmeye özen göstermelisiniz. Eğer baktınız o açlık hissi geçmiyorsa ondan sonra yemek yemeye özen göstermeliyiz. Onun dışında su zaten midede çok fazla hacim kapladığı için o doygunluk hissini veriyor ve aslında birey acıkmamış, susamış oluyor. Buna özellikle dikkat edelim. Bunun dışında kışın çok güzel, çok faydalı meyve ve sebzelerimiz var. Mutlaka kış meyve ve sebzelerinden yararlanılması gerekiyor. Günlük en az 2-3 porsiyon mutlaka mandalina, greyfurt gibi kış meyve ve sebzelerinin tüketilmesini öneriyorum. Ayrıca kışın bitkisel çaylar da bizim için çok önemli oluyor. Kuşburnu, ada çayı gibi bağışıklık sistemimizi güçlendirebilen, bizi hastalıklardan koruyabilen çaylara yönelebiliriz. Bunun dışında zencefil ve limonu da yemeklerimizde baharat olarak kullanabiliriz. Özellikle zencefili her yemeğin içerisine atmasını istiyorum danışanlarımızdan. Yine salatalarımızda, yiyeceklerimizde limonu da mutlaka tüketelim. Bunun dışında kışın yine en çok duyduğumuz sorunlardan bir tanesi uyku düzenimizin oldukça bozulması. Günlerin uzaması, uykularımızın dengesizleşmesine ve kalitesizleşmesine neden oluyor. Bu nedenle uyku düzeninin oturtulması, en az 8 saat uyunması günlük çok önemli. Onun dışında genelde eve kapanmalar çok fazla olduğu için televizyon karşısında geçirilen vakit de fazla oluyor ve bunun yanı çayın yanına bisküviler, kuru yemişler fazlaca arttığını görüyoruz. Mutlaka burada sağlıklı kuru yemiş tercihinin yapılması, sağlıklı alternatiflerin, sağlıklı ve pratik öğünlerin tercih edilmesi çok önemli. Onun dışında eğer bunların kontrolden çıktığını hissediyorsanız ve çok hızlı bir kilo artışı gözlemliyorsanız kendinizde mutlaka bir uzmandan destek almanızı öneririm. Çünkü kışın baktığımızda en çok alınan kilo alınan mevsim olduğunu görüyoruz maalesef ve kışın hızlıca listenizi uyarsanız hızlıca kilo veriminin sağlandığını da söyleyebilirim.